Ya Ali, kassul zufri ve netful ibti ve halkul aneti yevmel hamis ve tıybu ve libasu yevmel cumu'a. Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri demiş ki, buyurmuş ki, tırnağın kesilmesi, koltuk altının kıllarının izale edilmesi, kesilmesi, kazınması, koparılması, kasıklardaki kılların temizlenmesi gibi işler perşembe gününden olur. Cuma gününe güzel koku sürmek ve iyi elbiseler giymek vardır. Şimdi biz demin cuma namazından bahsettik. Hemen arkasından cuma ile ilgili hadis-i şerif varmış meğerse. Tevafuk oldu. Müslümanın cuma günü bayramıdır muhterem kardeşlerim. Müslümanın her hafta bayramı var elhamdülillah. Hem de nurlu, feyizli, ışıklı, şaşalı bir manevi bayram. Cuma günü Müslümanın bayramıdır. Gecesi de bayramdır, gündüzü de bayramdır. Gecesi de sevaplıdır, gündüzü de sevaplıdır. Cuma günü Müslüman nasıl yapacak? Cuma günü Müslüman bir kere sabah namazında camide bulunacak. Perşembe akşamında yatsı namazında camide olacak ki cuma gecesini ibadetle geçirmiş gibi sevap alsın. Sabah namazında kalktıktan sonra işrak vaktine kadar zikirle, Kur'an'la, ibadetle meşgul olacak. Öğle namazına kadar bir arada Kehf suresini okuyacak. Çünkü 10 günlük günahı bağışlanıyor. Kehf suresini okuyacak. Ondan sonra bir cuma abdesti alacak. Gusül dediğimiz tepeden tırnağa yıkanmak. Haftada bir yıkanmayı Peygamber Efendimiz en aşağı haftada bir yıkanmayı tavsiye ediyor. Cuma gününe denk getirirse ayrıca sevabı vardır. Gusül abdesti aldığı zaman Allahu Teala Hazretleri 7 günlük günahını 3 gün ziyadesiyle siler, süpürür, akıtır, götürür, arındırır, pak eder Müslümanı. O bakımdan cuma günü Müslüman evinde gusül abdesti alacak. Eğer bir kupa su olmayan bir yer olsa, sular kesik olsa, kıt olsa, bir altına alınsa bile o kupa suyu alıp cuma günü gusül abdesti almak lazım diye büyükler bu işin ehemmiyetini o kadar güzel anlamışlar ve izah etmişlerdir. O bakımdan cuma namazına da erken gelmek lazım. Vaaz olsun olmasın. Millet camiye geliyor. Hacı babalar, efendim mesli, efendim takkeli, bastonlu, beyaz sakallı hacı dedeler, dayılar geliyorlar kasabalarda, köylerde. Caminin avlusuna devrilmiş olan ağaç kütüğünün üstüne kumru kuşları gibi diziliyorlar. Gayet güzel diziliyorlar. Caminin kapısı açık. Neden? Daha namaza vakit var. Güneşleniyorlar. Mübarekler güneşleniyorlar. Caminin içine girmek sevap. Gireceksin caminin içine. Hoca varsa var, yoksa yok. Tesbihi çekersin. Efendim, Allah dersin, La ilahe illallah dersin, Sübhanallah dersin. Veyahut Kur'an'ı açarsın, sure okursun, hatim okursun, cüz okursun. Veyahut bir kitap alırsın, dini bir kitap, kendin onu okursun. Veyahut hiç hocam boşuna bekleme, vaiz filan gelmeyecek, bizim bu semtin vaizi yoktur. Çantana bir şey alırsın, efendim bant alırsın, yanına bir efendim teyp alırsın, takıverirsin oraya. Bir falanca vaiz efendinin beğendiğin bir vaazını cemaate dinlettirirsin. Kendin de erken gidersin. Çünkü erken giden deve kurban etmiş gibi sevap kazanacak. Daha ondan geç giden koyun kurban etmiş gibi sevap kazanacak. Ondan sonra derece 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 azalacak. İmam minbere çıktığı zaman bu sevaplı insanların sevaplarını yazan melekler defterlerini kapatırlar. İmamı dinlemeye gelirler artık manevi bakımdan. Ondan sonra gelen sadece cuma farzını eda etmiş olur. Bir fazilet kazanamaz. Erkenden gidecek. Erkenden gidecek. Ayrıca tırnaklarını kesecek. Efendim, koltuk altında mısır püskülü gibi kıllar uzarsa ne olur? Onlar insan terledikçe ıslanır. Ondan sonra kurur. Ondan sonra tekrar terler. Tekrar kurur. Terler orada kristalleşir. Koltuğunun altından teke kokusu gibi koku yayılır. İslam temizlik dini olduğundan koltuk altının temizlenmesi önemlidir İslam'da. Koltuk altını temizleyecek. Kasıklarında insanın Allah kıl bitirmiştir. Bu kılların efendim temizlenmesi esastır. Çünkü orası da terler.
O da koku olur, daha başka şeylere sebep olur. O bakımdan her türlü pislik tutacak şeyler toplanıyor. Bak dikkat ederseniz sakalı uzatmayı tavsiye ediyor dinimiz, bıyığı kısaltmayı tavsiye ediyor. Çünkü burnun altındadır. Yani maddi sebebi araştırılacak olursa temizlik zor olur. Burada böyle Alevi kardeşlerimizin böyle dönen şeylerin ağzının içine giren böyle koca bıyıkları vardır, övünürler. Koç boynuzu gibi böyle kıvır kıvır, efendim benim bıyığım şu kadar metre diye övünür. Onda övünülecek bir şey yok. Çünkü bu şeyin burnun altında bunun böyle uzun olmaması lazım. Peygamber Efendimiz bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı uzatın buyurmuş. Millet tersini yapıyor. Sakalları tırt kesiyor, bıyıkları uzatıyor, uzatıyor, uzatıyor. Kendisini kahraman görüyor. Artık koltukları böyle havada böyle dolaşıyor ortada. Yani bu mahallenin efesi benim diye. Bu efelik değil. Efelik sünnete uymakta. Sen sünneti seniyeye uyabiliyorsan efesin. Uyamıyorsan çok zayıfmış biçare ki uyamadı bile. Peygamber Efendimiz, sevgili Peygamber Efendimizin yoluna bile uyamıyor. Zayıf biçare. Yoksul, güçsüz, zavallı. Uyamıyor ki denir. Tabii koltuklarını tıraş edecek, tırnaklarını tıraş edecek, efendim kesecek filan. Ne zaman yapacak? Yapılacağı zamanı Perşembe günü diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Perşembe günü akşam ezanı okunmazdan önce bu temizlik işlemleri bitmiş olacak. Cuma günü gusül abdesti alacağız. Güzel kokuları süreceğiz. Temiz elbiselerimizi giyeceğiz. Temiz çorapları giyeceğiz. Temiz çorabım yok. O zaman şu bir haftadır giydiğin çorapla camiye gelme. Maşallah sıhhatli bir adamsın. Ayaklarında akıyor. Korkunç bir kokusu var. O ayakkabının içinde dursun o. Hiç giyme veyahut ayakkabının içinde dursun. Ayaklarını gıcır gıcır yıka şadırvanda. Çıplak ayakla gel. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Daha iyi olur. Millet o terden sırılsıklam olmuş çorapla işten çıkıyor, camiye geliyor. Artık arkasındaki, sağındaki, solundaki Müslümanlara Allah sabır ihsan eylesin. İnnallâhe ma'assâbirîn, innallâhe ma'assâbirîn, innallâhe ma'assâbirîn. Öndekinin çorabının kokusunu dinleyecek. Temiz bir çorapla gelecek. Yoksa temiz yıkayacak ayaklarını, öyle gelecek. Temiz elbiseler giyecek, güzel kokular sürünecek, imamdan evvel gelecek, camiye oturacak, itikafa niyet edecek. İmam konuşurken can kulağıyla dinleyecek. Millet uykusunu imamın tam hutbeye çıktığı zamana ayırıyor. Hazır bu zaman boş geçmesin diye imam yukarıya çıktı mı elhamdülillah elhamdülillah demeye başladı mı bizimki neredeyse horlayacak. Bazen de horluyor, yanındaki dürtüyor. Şşt, camidesin cuma günü. O biraz toparlıyor efendim, ondan sonra gene sessiz şey yapıyor. Uyku şeytan yaptırtıyor. Çünkü aslında o hutbeyi dinlemek sevap, şeytan onu dinlettirtmiyor. İşte sistemimiz yani haftalık sistemde haftanın sonunda Perşembe günü insan o temizlikleri yapacak. Cuma günü de güzel koku sürmek ve elbise giymek suretiyle cuma gününü böylece gelecek camide ibadetini yapacak. Eğer durumu müsaitse, ama memursa yapamıyor. Öğrenci ise yapamıyor. Üniversitede bazı hocalar vardır azılı, güçlü böyle. Efendim notları az efendim. Talebeyi böyle parmağında oynatan kahraman gibi dersini tam cuma saatine koyar. Hele bir gelmesin talebe. Ben onu nasıl canına okurum? Neden? Cuma namazına götürtmeyecek. Allah'ın cezasına bak ki kendisine iman nasip etmemiş. Bir mahrumiyet. İkincisi, cumayı kılamıyor imanı varsa bile. İkinci mahrumiyet, o da yetmiyormuş gibi birçok insanın cuma kılmasına da mani oluyor. Ne olur bu dersi buraya koymasa? Başka zaman o vakit şey vaktidir. Efendim yemek yeme vaktidir. Müslüman yemekten vazgeçecek, camiye gidecek. Ne olur be adamcağız. Akılsız. İnadına koyarlar. Tam o saate toplantı. Gitsen bir türlü, gitmesen bir türlü böyle. Yani neler çeker millet. Ne olur 11'de tatil ediver. Bir de efendim işi başlat. Akşam 8'e kadar çalıştır. Cuma günü sizi sabahleyin 6'da bekliyorum de. Bir şey yapıver de şu milletin yüzü gülsün. Olmayacak bir şey değil, bunların hepsi olur. Ben Sakarya mühendislikte hocalık yaparken
mahrumiyet bölgesi olduğu için hoca bulmak gerektiğinden Sakarya Mühendislik'te cumartesi günü, pazar günü ders vardı. Ben Ankara'dan İlahiyat Fakültesinden cuma günü akşam vasıtaya binerdim. Cumartesi günü Sakarya'da dersimi yapardım. Çünkü ders vardı. Onların tatilleri de hafta içindeydi. E bak gördün mü, olabiliyor. Bir ayarlama yapmak pekala mümkün. Yani ne olur müminlerin ibadetlerini yapabilme imkanı sağlansa. Bak Avrupalıların pazar günü tatil yapmasının sebebi dinidir kardeşlerim. Biz Müslümanız. Onlar pazar günü kiliseye gidebilmek için mecburi tatil koymuşlar ki herkes kiliseye gelsin, papazın sözünü dinlesin diye. Biz uyanmamışız, biz de ona benziyoruz. Lüzum yok. Yani aklımızı kullanalım, mantığımızı kullanalım, kendi şeyimize uygun hareket edelim.